Karşımızdaki insan bizden küçük olduğu, bizim ondan daha büyük olduğumuz, onun değersiz olduğu, bizim değerli olduğumuzun bir ölçüsü var. Eğer mesele boyun uzunluğu ve kısalığı ise metreyle ölçeriz. Kimin boyu uzunsa o üstündür deriz. Ama üstünlük boy uzunluğu ile değildir. Diyelim ki kantardaki kilo ağırlığı ile ise kantara çıkarız. Kim üstün daha ağır gelirse o üstündür deriz. Kim hafif gelirse o da üstün değildir deriz. Mesele bu da değildir. Yani bir insan kilo ile üstün olmaz, boyu ile üstün olmaz. O zaman insan ne ile üstün olur? İman ile, ahlaki değerleriyle üstün olabilir. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri bir kulun başka bir kuluna hakaret etmesini veya onu gözünde, gönlünde küçümsemesini kabul etmiyor. Kulum, sen onun senden daha değerli olduğunu nereden biliyorsun? Belki benim nezdimde o senden daha değerlidir. İki yönüyle bunu düşüneceksiniz. Bir, adamda öyle özellikler, güzellikler var, sen bilmiyorsun. O güzellikler sende yoktur. İki, bir bu işin bugünü var, bir de yarını var. Bugün bende bir takım özellikler var, onda yok. Ama yarın bendekilerin kaybolacak, olmayacağı, onda daha güzel özelliklerin, güzelliklerin gerçekleşmeyeceğini nereden bilirsin? Dün meyhanelerde olan insanlar şimdi derviş olmuş camilerde 5 vakit namaz cemaate gelmektedir. Dün camide 5 vakit namazda cemaat olan bir kısım insanlar şimdi meyhanede kötü yerlerdedirler. Bugün böyleyiz. Allah muhafaza, yarın nasıl olacağımızı bilemeyiz. Karşımızda gördüğümüz bir insanın hatasını gördüğümüzde, onu gözümüzden düşürdüğümüz zaman, kendimizi ondan üstün gördüğümüz zaman bu Cenab-ı Hakk'ın gayretine dokunur.